Bugün de Cumhurbaşkanımızın tesipleriyle, takdirleriyle Adıyaman Belediyesi'nde sizleri ziyaret etmek için adayımız Doktor Süleyman Kılıç. Bu vesileyle de biz Adıyaman'da 33 tane mahallemiz var. 33 mahallemizi de hem böyle mahalle buluşmalarıyla, toplantılarıyla, esnaf ziyaretleriyle, özel ziyaretlerle sizin gibi hemşehrilerimizle, kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Amacımız, derdimiz mümkün olabildiği kadar memleketimize hizmet edebilmek. Bunun için de bizlerin AK Parti'ye verilecek oyların miktarını, oranını artırmamız gerekiyor. Eğer sandıktan ne kadar güçlü çıkarsak Süleyman Hocam'ın elini de o kadar güçlendirmiş oluruz. Çünkü Süleyman Hocam'ın AK Parti Belediye Başkan adayı olarak takdim edilmesinin elbette ki bir anlamı var. Bir manası var. Biz güçlü bir şekilde AK Parti olarak sandıktan çıkmak zorundayız. Ne olacak çıkınca? Süleyman Hocam'ın eli güçlü olacak. Milletvekillerimizin eli güçlü olacak ve biz Cumhurbaşkanımızın huzuruna, hükümetimize elbette ki başımız dik, alnımız ak şekilde müracaat edeceğiz. Memleketimizin beklentileri var. Bu beklentileri karşılamak için de el ele verip önümüzdeki süreçte bu sorunları çözmemiz lazım. Bunları çözecek olan büyüğümüz de hocamız Doktor Süleyman Kılıç. Biz de onun arkasında oylarımızla dip dip duracağız ki morali yüksek olsun, hevesi yüksek olsun ve Cumhurbaşkanımızın yanına eli çok güçlü bir şekilde gitsin. Biz hekim olarak kimsenin diline, dinine, ırkına, cinsine bakmayız. Belediyeciliği de böyle düşünürüz. Belediye sizin malınızdır, kamunun malıdır. Kimsenin diline, dinine, ırkına, cinsine bakmayız. Kimseye iltimasımız da olmaz. Herkese eşit mesafedeyiz. Sadece yoksullara, fakirlere, kimsesizlere, mazlumlara, mağdurlara iltimasımız olur. Bunu böyle bilin. Siz de biliyorsunuz ki fakirlerin, mağdurların, mazlumların tek abisi Recep Tayyip Erdoğan'dır arkadaşlar. Gerisi laf güzeldir, hikayedir. Sadece demagojidir, hamasettir. Başka hiçbir numaraları yok. Bunu böyle bilin. 18-17 yıldır Recep Tayyip Erdoğan canla başla müthiş bir liderlik örneği gösteriyor. Hem içeriden hem dışarıdan. Her türlü kumpasa karşı sizin desteğinizle dimdik ayaktadır. Bu seçimde de inşallah sizin desteğinizle dimdik ayakta duracaktır. O yüzden bir oy bir oydur. Lütfen bir oy bir oydur. Ne kadar güçlü bir oy potansiyelimiz olursa hem dışarıya karşı, dış güçlere karşı, hem içerideki fitne, fesat toplanıyorlar, bölünüyorlar, çarpıyorlar, bir numara gel, onlarda bir numara olmaz. Onu söylemeyiz. Ama biz gene de dimdik ayakta durabilmemiz için bir olmamız lazım, bir olmamız lazım, bir olmamız lazım. Adıyaman'ın huzur ve kardeşlik kültürünü Türkiye'ye yaymamız lazım. Biz burada hakikaten kardeşçe yaşıyoruz. Huzur içinde yaşıyoruz. Bazı fitne fesat odakları bizi birbirimize düşürebiliyor ama Adıyaman çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmadı. Bu anlamda dirayetli bir şekilde yoluna devam ediyor. Evet, biraz önce söylediğim gibi belediyecilik hizmet işidir, gönül işidir. Biz kara pırağın sonlarını biliyoruz. Ben çok sizi bunaltmadan, zaten saat 9 oldu, dışarıda soğuk, çok beklemeden, çok kısa bir şekilde
bu mahalleye yönelik ve her kesimle ortak sorunu olan bir takım sorunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. Daha önce mahalle toplantıları düzenlemiştik. İsmet Başkanım sağ olsun bu konuda bize çok destek vermişlerdi. Daha önceki sorunları bize dile getirmişlerdi. Şurada bu kara planımızın sınırları.